Ankara bürokrasisi çözüm üretmez. Türkiye gerçeğini bilmeden masa başında kendine göre bir şeyler yazar, işlemez. Bugünkü imar kanunu da öyle. Bugünkü deprem yönetmeliği de öyle. Bugünkü fay kanunu da öyle. Bugün yapı denetim kanunu da öyle. Maalesef öyle kanunlar çıkartıyoruz ki hayata geçmeyecek bir takım dar boğazları var. Bunlara çözüm üretmenin yolu pratiği iyi bilen, kanunlarda istismar edilebilecek bütün boşlukları ortadan kaldırmak, işleyen, çağdaş, insanların iyi denetlendiği yasalar çıkarmak. İşte 76 senesinde Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye gecekondu işgalindeydi. Deprem sorunu yine vardı. 1969'da bir büyük deprem oldu, Adapazarı depremi. Biz inşaat mühendisi öğrencisiydik. Gittik deprem bölgesinde incelemeler yaptık. Aynı radyolarda, gazetelerde, o zaman televizyon yok. Yerbilim profesörlerimiz çıkıyor, deprem konusunda uyarıyor. Bugün konuşulanların hemen hemen benzerleri öne sürülüyor. Çare yok. Deprem unutuluyor. İşte 70'li yılların sonlarına doğru bir bakanlık kuruldu. Yerel Yönetim Bakanlığı. Beni de tavsiye ettiler. Orada bakan danışmanlığına getirdiler. İlk söyledikleri şey, bu gecekondu sorununa hocam çözüm üretelim. Ben ODTÜ'de hocayım. Bunun üzerine biz devlet adına bir çalışma yaptık. Bugünkü toplu konut kanununun tasarısını hazırladık. Toplu konut kanunu 1978 yılında yazdık. Toplu konut kanunu tasarısının özü belliydi. Devlet eliyle arsa üretelim. Şehirlerin büyüme alanlarına devlet güzel, temiz, düzgün konutlar yapsın. O kentte artan nüfusa bu konutları sunsun. Köyden kente gelenlere de bu konutları sunsun. Dolayısıyla düzgün kent parçaları oluşsun. 20-30 yıl vadeli olarak, kredili olarak versin. Bu kredilere de yıllık bir taksit artışı getirsin enflasyona orantılı. Bu artışta memurlara verilen maaş artış katsayısı olsun dedik. Bakın bugün o sistem hala yaşıyor.